Muzaffer Dinç Aslan'ı taammüden öldürmek suçundan yargılanan Hamza Öğütçü için karar. Hamza! Oğlum! Baba! Bana affet oğlum. Ben adam gibi baba olsaydım, bütün bunlar başına gelmez. Hem ne demişler? Evlatların günah, babaların boynuna. Senin ne günahın olacak ki? Sen benim babamsın. Sen benim aslan gibi babamsın. Daha ne edeceksin ki bana? Sen iyi bir babasın. Bu iş bitmeli Hamza. Seni kurtaracağım oğlum. Seni kurtaracağım oğlum. Allah aşkına. Seraf Hanım, sakin olun lütfen. Bunu bana açıklar mısınız? Lütfen buyurun. Aklım almıyor. Ne olur bana bunun mümkün olmadığını söyleyin. Ne olur bir şey yapın. Sakin olun lütfen. Şimdi sakince anlatın. Mesele nedir? Orhan bütün paramı çalmış. Bu kağıda dayanarak bunu nasıl yapabilir? Ne zaman olmuş bu? Vurulmadan önce. Orada tarihi yazılı. Bu nasıl olabilir? Serap Hanım, bu noter huzurunda imzalanmış bir vekaletname. Evet, Kara Hasan arazisini satarken vekalet vermiştim. Buna dayanarak paramı nasıl çalabilir? Burada hesabınızdaki parayı kullanma yetkisini Orhan Tofurcu'ya verdiğiniz belirtilmiş. Satış işlemleri uzun sürer demişti. Siz yorulmayın demişti. Allah'ım.
Çok üzgünüm Serap Hanım. Ancak yasal olarak bankayı mesul tutmamız mümkün değil. Yapabileceğimiz bir şey yok. Ne demek yapabileceğimiz bir şey yok? O adam beni dolandırdı, paramı çaldı. Nasıl bir şey yapamayız? Orhan Bey bulunduğunda bu paranın akıbetini öğrenebiliriz. Şayet sizi dolandırdığını kabul ederse parayı tahsil etmek mümkün olabilir. Ancak şu an yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Keklik gibi kanadımı süzmedim. Hayırdır kardeş, ne oldu maaşının? Doya doya gezmedim. Bu kara yazıyı kendim. İşi yok arkadaşlar. Hadi dağılın. Alnıma yazılmış bu kaza yazı. Kader böyle imiş, ağlarım bazı. Gönüle sebebime. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyle imiş, ağlarım Hamza. Bazı. İyiyim ben Kemal. Gönüle sebebime. Hayrola Hafız Efendi? Pişmiş keller gibi ne gülüyün? Açıkta bir şey mi gördün? Ya ne sırıtması? Az önce mefta çıkmış ev gibisiniz. Ya inanılacak gibi değil ha. İkiniz de oturmuş burada somurtursunuz. Ya ben de biraz böyle güldüreyim istedim onun için öyle. Ya fena mı ettim yani? He fena ettin. Sen ne gülmesinden, ne eğlenmesinden bahsediyorsun Hafız ya, ha? Zaten benim işlerim kesat. Sinek avlıyoruk. Açmış bana konuşuyor. Ya biz adama diyoruz ki ne? Kardeşim diyoruz, gel şu meyhaneye gir. Yok diyor, ben yemin ettim adım atmam diyor. Tamam lan diyoruz, adam yemin etmiş, üstüne varmayak. Günaha girmeyek biz de diyoruz. Tutup bu adama biz dabla alıyoruk. Üstüne tezgah koyuyoruk, diyoruz ki ne? Kebap sat, para kazanak. Ona da yok. Ne yapayım? Göbek mi atayım burada, ha? Bak Ramazan diyorum ki ne? Hafız! Ben sana bir şey diyeyim mi? Kardeş, o dükkan yıkılsın, sen oraya gene ayak basman. Ben seni biliyorum. Ondan sonra dönüp bana diyor ki ne? Ya kardeşim, sen benim canımsın, ciğerimsin diyorsun. Bana mabal okuma Hafız. Kardeş, ben seni zor gününde hiç yalnız bırakmadım. İstersen şöyle bir düşün. Ama şimdi ben yalnız gidiyorum. Kolay gelsin.
Yenge. Ne yaptın? Halledebildin mi? İstediği parayı verdim. Mevzu kapandı. Benim içim hiç rahat değil halde. Ya bu işin arkası kesilmezse? Ha? O adamın çenesini kapatacağını hiç zannetmiyorum. Ne yapmayı öneriyorsun Seher? Bu işe kalkışırken ikimiz de ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorduk zaten. Hem bizim için mühim olan Orhan'ın kurtulması, öyle değil mi? Kim şimdi? Bilmiyorum. Benim Serap. Aç şu kapıyı. Oo, bakıyorum da artık birbirinizden hiç ayrılmıyorsunuz. Ne de olsa suç ortağı sayılırsınız değil mi? Senin bu saçma iftiralarından sıkıldık artık Serap. Derhal bana Orhan'ın yerini söyleyeceksiniz. Onu nereye kaçırdınız? Nerede saklanıyor o şerefsiz? Sen hala Orhan'ı tanıyamamışsın. Bize nereye gittiğini söyleyecek kadar aptal mı zannediyorsun? O çoktan sırra kadem bastı. Bence onu aramaktan vazgeç. Dünyanın öbür ucuna gitse de bulacağım onu. Bana yaptıkları yetmiyormuş gibi bir de beni dolandırdı. O ne demek? Bankadaki bütün paramı çalmış. Ne? Bilmiyormuş, numarası yapma bana. Sen de işin içindesin. Paramı nereye sakladınız? Söyle, konuşsana. Saçmalıyorsun. Senin bankadaki hesabını nasıl alabilir? Ona vekalet vermiştim. Ne? Bu kadar aptal olduğuna inanamıyorum. Böyle bir vekalet ona nasıl verirsin? Siz de bu işin içindesiniz. Paramı geri istiyorum. Orhan'ın yerini söyleyeceksiniz bana. Sen iyice delirmişsin. Param bizde değil. Burası da dağ başı değil. Defol. Dua edin Orhan yakalansın. Çünkü onu bulana kadar size göz açtırtmayacağım. Adını size zindan ederim, yemin ediyorum. Halde. Sen bunu biliyor muydun? Neyi Seher? Orhan'ın bizi de kazıkladığını mı? Tabii ki bilmiyordum. Biz burada son kuruşumuza kadar onu kurtarmak için çapulcuları yedirirken o kendini çoktan sağlama almış. Cemşir, bu ne hal kurban? Mahkemeden kötü karar çıktı değil mi? Defol git Reşit. Beni yalnız bırak. Ama bana neden böyle söylüyorsun? Benim suçum ne kurban? Kimsenin suçu yok Reşit. O yüzden böyle kader, böyle yazılır, içine. Hazım alacaklar beni. Asacaklar Reşit, asacaklar. Gel hele, gel, 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 gel. Kızım.
Jandarma ve polis tarafından her yerde aranan eski milletvekili Orhan Tofurcu hala kayıp. Meryem Şahin'in ölümü ve bebek kaçırma suçlamaları sebebiyle Tofurcu'nun Dinç Aslan çiftliğinin ve fabrikasının sahibi olan Serap Dinç Aslan'la parası için nikahlandığı ve genç kadında mağdur ettiği dedikoduları Adana'yı çalkalıyor. Rezalet. Nereden buldun sen bunu? Ben Gülizar'a sahla demiştim. Görmesem ne olacak ya ana? Kargalar bile güler halime. Rezil oldum Adana'ya. Bu itin beni kandırdığı yetmiyormuş gibi bir de bankadaki bütün paramı çalmış. Paranı mı almış? Pis şeytan. Boş ver be kızım. Ne demişler? Cana geleceğine mala gelsin. Değil mi? Boş ver. Fabrikanın durumu vahim. O para olmadan ne yaparım ben hiç bilmiyorum. Hiç bunları dert etmesen Allah'ın izniyle sen her bir şeyi yerine koyarsın. Değil mi benim kızım? Cemşir. Anasının haberi var mı? Yok. Zehra'ya hiçbir şey söylemedim. Böyle bir şey nasıl söylerim ki? Dilim varıp da diyemedim. Ana yüreği. Hasta yansın. Bak hele. Cemşir. Belki Güllü affetse dar ağacından kurtarabiliriz Hamza'yı ha? Nasıl olacak bu işte? Neden olmasın ki? Şimdi ölen sonuçta Güllü'nün kocası. Bebesinin babası. Güllü affettikten sonra kim affetmesin ki? Değil mi? Öyle diyorsun Ereşit. He? Bahane. Güllü hakime çıksa, çıkıp bir güzelce konuşsa, hakim bey, hakim bey dese, ben affettim, siz de affedin dese, he? Hakim de belki cezayı müebbete çevirir. Belli mi olur? Güllü affetmez. Öldürseler yine affetmez. Etine lime lime doğrasalar. Kabul etmez böyle bir şey. Doğru. Bu Güllü kız var ya, hiç affetmez. Lakin kurban, bir hal çaresi bulana kadar bizim de bunu tecrübe etmemizden bir zarar gelmez değil mi? Ha? Hem bir düşünsene kurban. Hem Güllü gelip burada senden özür dilemedi mi? Diledi. Senin eline tüfek verip seni çiftlikte nöbet beklettirtmedi mi? Beklettirtti. Belki bunun yüreği yumuşar da bu Hamza kardeşini affeder, bir insafa gelir. Değil mi? Etmeye bulma dünyası işte. Boşa dememişler herkes kendi ektiğini biçer diye. Hamza, temize gitseniz. Yok, temiz falan hikaye Kemal. Kalem kırıldı bir kere. Boşa kurcalamaya hacet yok. Peki ya Güllü? Ne olmuş Güllü'ye? Hani belki şikayetini geri alırsa? Güllü mü? Sen dellendin zahir. Beni kendi elleriyle vuracaktı da jandarma elinden zor kurtardıydı. Ben ölsem Güllü zil takıp oynasa hakkı var.
Yenge bak sana yemiş getirdim. Tatlı tatlı yiyek. Elma soyam o zaman. Yarım elma gönül alma. İstemez. Çay demleyek diyorum. Hiçbir şey istemez. Kahve yapıyorum böyle en okkalısından öpürdete öpürdete içelim. Lakin sen de böyle yapıyorsan yani canıma kıyarım daha iyi. Fidan gibi delikanlı, aslan gibi ere yazık olacak. Aslan gibi er ama bir baltaya sap alamıyorum maşallah. Ya sen ne biçim konuşuyorsun Pakize bacı? Ben bugün ha bugün. Neymişsin bugün ha bugün? Ya görmüyor musun Ramazan nasıl da yırtınıyor dükkanı kurtarmak için? İnsan olan, dost olan bir el atmaz mı? İstemiyorsan girme dükkana dedi. Ama bağa kebap yap. Dükkanımın namı yürüsün dedi. Sen onu da yapmadın. Senin ne dediğini kulakların işitiyor mu yenge? Ben arabayla dolaşacağım sokak sokak, mahalle mahalle. Bütün çoluk çocuk benimle dalga geçecek öyle mi? Yok hiç aklın alıyor mu senin? Yarın öbür gün Gülizar sağa dese ki... Ne dese? Madem bağa talip oluyorsun Hafız Efendi... Söyle bakalım, ne iş yapıyorsun? Dese. Elin ekmek tutuyor mu dese ne cevap vereceksin kaba? Çocuklara ayıp olmasın diye evde geviş getiriyor mu diyeceksin? Yok kabak efendi, yok. Hiç kusura kalma ama her şeyinde bir hududu var. Bak ben böyle kocamı üzmene dayanamıyorum bilesin. Hadi Allah rahatlık versin. Hanımın canı ne kadar da sıkkın. Görüyorsunuz değil mi? Kız Gülizar, öyle ortalıkta ayak altında dolaşma. Bütün hıncını senden alır galiba. Aa, niye benden alıyormuş hıncını? Bir mi ettim onca finali? Hayırlı akşamlar. Hayrola Cemşir ha? Hayır olacak inşallah Yasin ha. Ben Güllü'yü görmeye geldim ama Zehra duysun istemiyorum. Gülizar bir zahmet dışarı çağırsa. Allah Allah. Ben hanımın gecenin bu vaktinde niye dışarı çağırıyormuşum ki? Yakış kalır mı hiç? Ya mühim bir mesele. Gerekli olmasa çağırmazdım. Köye yeni adet. Hanım kızarsa ben karışmam valla. Affedersiniz hanımım. Bir bakabilir misiniz acaba? Ne var Gülizar? Özel bir mesele vardı da az dışarı kadar bakabilirseniz. Ne oldu? Babanız Cemşir Efendi dışarıda bekliyor. Zehra Hanım duymasın istedi. Mühim bir mesele varmış. Ne oldu? Kızım seni dışarı çağırdım. Başkaları duysun istemedim. Söyleyeceklerim var. Mahkeme görüldü. Ne mahkemesi? Hamza'nın mahkemesi. İdama mahkum oldu. Niye anlatıyorsun bana şimdi bunu? Ne demek niye anlatıyorsun kızım? Hamza senin kardeşin değil mi? Değil. Hamza benim kardeşim değil. Kocamın katili unuttun galiba. Gözünü seveyim. Yüksek sesle konuşma kızım. Ananın haberi yok. Zehra bir şey bilmiyor. Dilim varıp bir şey söyleyemez. Bilse kahrından ölür garip. Baba, açıkça dene diyeceksen. Dost doğru söyle. Ne desen haklısın. Hamza günahların en büyüğünü işledi. Affetmek de büyüklüktür. Göz göre göre canına kıyacaklar. Bir büyüklük göstersen diyorum. Belki sen affedersen
İdamdan vazgeçerler ha. Belki hakim verdiği karardan vazgeçer. O temiz miydi, temiz miydi ne ona giderler. Ne bileyim, belki müebbete çevirirler. En azından nefes aldığını bilirim oğlum. Bir tek umudum sensin Güllü. Bitti mi? Söyleyeceğim başka bir şey var mı? Yok. İyi, şimdi git o zaman. Bir daha da sakın o katilin adını ağzına alma. Eğer alırsan hiçbirimizi göremezsin. Ne beni ne de torununu. Duydun mu? Senin hiç vicdanın yok mu be kızım? Yok. Ben de katillere acıyacak vicdan yok. Hele Muzaffer'in katiline. Elimde olsa şimdi bugün asılması için her şeyi yapardım. Bunu böyle belli. Hadisleri bir bilseniz. Ne oldu? Cemşir Efendi'nin şimdi niye geldiği anlaşıldı. Adam gibi söylesen de biz de bilsek. Muzaffer Bey'in katili yok mu? Bunun oğlu Hamza idam edilecekmiş. Karar kesinleşmiş. Oh, tövbeler olsun. Yukarıda Allah var, Allah büyük. Koskoca Muzaffer Bey'i. O bir adımıyla Adana'yı titreten adamı buz gibi toprağın altına soktu o. Elbette idam edilecek. Allah taksiratını affetsin. He, orası öyle de. Şimdi Zehra Hanım ne yapacak? Bas ana yüreğim bu. Dayanır mı hiç? Zehra Hanım'ın da daha haberi yokmuş. Cemşir Efendi onun için kuyruğunu kıstırıp da gelmiş buraya böyle. Ne olacak şimdi? Haber vermeden olur mu? Kadının bir tane oğlu var. Helallaşmayacak mı, vedalaşmayacak mı, bir duasını okutmayacak mı? Zaten her gün kuytu köşelere gidip ağlıyor kadın. Ay ağlamayı keser misin lütfen? Ha? Yani onu... O evladı yetiştirirken düşünecekti o. O evlat Muzaffer Bey'in canını aldı. Öyle değil mi ama? Öyle de. Ramazan. Ha kızım. Erkencisin. He. Ne yapayım oğlum? Dükkandaki bütün sinekleri avladık biliyor musun? Sinek kalmayınca da tabii. Ben elim kalkıp gideyim eve. İyi et. Hafız yok. Ben yatarken buradaydı. E şimdi nerede? Bilmem. Bak kızı. Ciddiye gitmiş olmasın? Düşünsene, çitliğin kapısına bir tane omuz, Gülizar'ın odaya. Gülizar'ı kaptığı gibi hop omuzuna. Zabağın böyle kapı bir açılıyor bizim. Işıkların içinde Hafız. Omuzunda da Gülizar ha? Film afişi gibi şerefsizim. Ya Ramazan. Ben yatmazdan evvel kabağa biraz sert çıktıydım. Sen yardım etmiyor diye yüklendiydim. Neye yapmışız? Acep diyorum ki bana küsüp gitmiş olmazsın. Hafız, küsüp gidecek ha. Küsebilir ama hayatta gitmez. Niye gitsin ki ne? Herifin burada rahatı yerinde. Yedi önünde, yemedi arkasında. Ha? Ekmek elden, su gölden. İşte ben de tam da böyle dediydim. Bir işin ucundan tutmuyorsun dediydim. Ayıpladım bayağı. Ha. Allah Allah. Dur, ben bir mahalleye bakayım. Belki de evine gitmiştir. İyi, ben de geleyim. Yok, daha neler artık sen daha. Ben gelirim şimdi, tamam? Yat sen. Tamam.
Hafız. Ha bak. Allah Allah. Lan nereye gider ki ne bu herif? Oo, dondum lan. Sen kimin babasısın? Roman o, Roman. Bize yan baka, ne yaparız? Yan takarız. Ne yaparız? Yanına vururuz. Hoppala, ya ne oldu buna? Reşit'en mi? Reşit'en mi? Evet. Reşit'en mi? Reşit. Hadi gel. O sabah ancak ayılır. Gel, merhaba, gel. Cemşir. Hacer. Hacer kız koş. Cemşir düştü, koş. Koş kız, koş, koş, koş. Cemşir. Cemşir. Kurban, ne oldu Cemşir? Cemşir, ne oldu? Tut kız, tut. Tut, kaldır. Kaldır kız. Kaldır. Gel Cemşir. Hamza. Hamza. İyi misin? İyi misin Hamza? Gene o rüyayı gördüm Kemal. Gene kendi cenazemi gördüm. Beni toprağın altına koymuşlar. Bir tek anamla babam var cenazede. Ağlama ana diyeceğim. Sesim çıkmıyor. Kalkıp boynuna sarılacağım. Dizlerim tutmuyor. Ölüme de hala. Anamı öyle gördüm ben Julia. Babam kuvvetlidir. Ne kadar üzülse de toplar kendini. Ama ya ana. Burnun otuz sancağına çıkacak. O bunları hak edecek hiçbir şey yapmadı ki. Oğlum yüreğe dayanmaz Kemal. Anama bir şey olur. Hamza. Hamza bana bak. Sakin ol. Hadi uyumaya çalış. Hadi kardeşim hadi.
Ramazan? Yok Pakizem. Her üç yolu sanki yer yarılmış, içine girmiş. Yok. Keşke demeyeydim onca lafı. Ama ne bileyim Ramazan. Ben sandım ki... Ne oldu kız? Ben kızdırınca kendimi intihar ederim falan dediydi. Ya yok, ne intiharı Allah'ın sen ya. Öyle konuşup beni daha çok meraklandırıyorsun. Bah yemin ediyorum ölene değin affetmem kendime. Şş, tamam Allah Allah, konuşma böyle. Ya Ramazan. Hı. Jandarmaya falan mı gitsek ha? Ya bugün gönlünüz gözüyle mi gidip bir daha bakayım? Baktık ki olmuyor, öyle yapacağız artık. Başka çare yok. Korkma, kurban oldum. Hadi ben gittim. Ah ulan Hafız, ah. Gülle Hanım çıktı, evde yok. Aa, o zaman ben hemen Muzaffer Ali'ye bakayım. Ay. Ay. Zihra Hanım teyze. He. Benim sana bir diyeceğim var. Bence bilmen lazım gelen bir şey. Hamza! Ziyaretçim var. Babam dün çiftliğe geldi. Seni affetmemi istedi. Eğer seni affedersen belki dar ağacına gitmekten kurtulur musun? Elimi vicdanıma koyup merhametli olmamı istedi benden. Bütün gece uyumadım. Düşündüm. Seni affetmek için bir neden aradım. Muzaffer'i nasıl öldürdüğünü, oğlumu nasıl babasız bıraktığını, çektiğim ızdırabı düşünmemeye çalıştım. Daha eskileri düşünmeye çalıştım. Seni affetmek için bir tek sebep bulmaya çalıştım. Ama bulamadım. Bir tek gün, bir tek an bile gelmedi gözümün önüne. Tek bir neden bulamadım. Benim de bir abim vardı diyeyim. O beni sever, korur, kollar diyebileceğim bir an bile bulamadım. Yaptıklarını unutmaya çalıştım, düşünmemeye çalıştım ama ne mümkün. Beni kemerle dövmelerini mi? Güç bela kazandığım paraları elimden zorla almanı mı? Her gece zıkkımlanıp tekme tokat uyandırmalarını mı? Sen Muzaffer'i öldürdüğünde herkes çok şaşırdı. Ama ben şaşırmadım. Sen zaten kötüydün. Yüzünden hep bir pislik akardı. Ağzından tek bir güzel laf çıkmazdı. Güllü. Ben çok üzülüyorum.
Keşke seni inandırabilsem ama... biliyorum, inanmazsın. Üzgünmüş. Böyle pişman, mazbut numaralarıyla herkesi kandırabilirsin ama beni asla. Sen bunu hak ettin. Bu cezayı hak ettin. Bunu böyle belli. Eğer sende şu kadarcık vicdan olsaydı... şimdi orada olmazdın. Düşündüm de... bende de sana acıyacak vicdan yok Hamza. Ne kadar birbirimize benziyoruz değil mi abi? Görüyor musun? Nasıl olmuş? İyi. İyi tabii ya, iyi tabii ya. Sen var ya, en az 10 yaş genceldin ha. Vallahi billahi... değme delikanlılara taş çıkartırsın, yemin ederim ha. Hele hele. Niye gülüyorsun? Tabii aklına yenge geldi, değil mi? Çok çapkın adamsın ya. Hadi bakalım, hadi uğurlar olsun. Güle güle. Zalorlu. Ya sen nereye gidiyorsun böyle dalgın dalgın ya? Kabağı gördün mü? Bizim kabak hafızı mı? He. Ya sen ne yapacaksın ya? Hafıza gene dükkanda iş vereceksin değil mi? Bak ben sana ne diyorum ya? Eğer o dükkanı kurtarmak için kabağın kebaplarından medet umuyorsan nafile. Periştaha gelse o dükkanı kurtaramaz. Ya sen beni dinle ya. Bak, o dükkanı kurtarmanın bir tek yolu var. Gel sen şu aklı bir dinle. Sen de kazan, ben de kazanayım değil mi? O kafasız kaba hafızdan da kurtul artık. Ya yeter ya, ya yeter ya. Ya zaten benim sabahtan beri asabım bozuk. Ben sana ne diyorsam bana ne diyorsun ya, Allah Allah. Boş boş konuşuyorsun ya. Sana bir sual ettik kardeşim. Hafızı gördün mü, görmedin mi? Gördüysem gördüm de, görmediysem görmedim de ya. Çok ayıp ediyorsun ama bak Zaloğlu, herkes bize bakıyor ha. Hala konuşuyorsun Reşit Efendi ya. Gördün mü, görmedin mi? Görmedim ya, görmedim. Ha onu bileydin ya. S**in meyhanesine ya. Cesur aç kapıyı. Cemşir, duyduklarım doğru mu? Hamza'ya idam mı verdiler? Kimmiş gelen? Baban mı? Yok. Güllü gelmiş. Güllü beni hiç affetmeyecekmiş Kemal. Öyle dedi. Haksız da değil. Ben bile kendimi affetmiyorum. O nasıl affetsin? Kemal. Ben senden bir şey isteyeceğim. Söyle Hamza. Ben artık dayanamıyorum. Bu vicdan azabıyla yaşayamıyorum. Bir an evvel ölsem. Hamza, he? Konuşma böyle. Yok. Anlamıyorum ha. Abi silah bulsam, kafama sıkıp ölsem. He? Hamza.
senin asabın bozulmuş. Hadi yat uyu. Bunları da çıkart aklından, tamam? Allah'ım Hüna, çok zorlanıyorum Kemal. Canım yani. Şu kapı her açıldığında beni götürecekler sanıyor. Öyle tuhaf bir şey ki. Seviniyorum vakit geldi diye. Hem de çok korkuyorum. Sonra kapanıyor kapı. Kimse bana seslenmiyor. Hem seviniyorum. Biraz daha yaşayacaksın diyor. Sonra üzülüyorum. İşkencem bitmedi daha Hamza diyorum. İşkencen daha bitmedi. Benim bu işkenceyi bitirmem gerek Kemal. Anladın mı? Bana yardım edeceğim mi? Bunu kabul edemem. Unut bunu, tamam mı? Unut. Çaresi yok mu Cemşir? Güllü affederse daha az ceza alır diyorlar ama... bilmiyorum aslı astarı var mı? Gerçi Güllü hapse kabul etmez. Dün gece bahsettiydim. Bana mısın demedi? Yok Cemşir. Güllü affetmez. Başka bir yol çaresi bulma lazım. Allah'ım. Kaderimizde bu da mı varmış? Dur bakalım Zehra. Kara gün kararıp da geçmez ya. Ne bileyim. İyi bir avukat falan bulursak. Ne duruyoruz Cemşir? Gidip bulsak ya. Hamza'nın bana dediği bu avukat vardı. Bir idamlı ipten alıp müebbete çevirmiş cezasını. Kurtar oğlumuzu Cemşir. Git bul, konuş avukatla. Ben dayanamam. Dayanamam ben. Kardeşim, Kemal, iyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı ha? Sağ ol Ahmet, iyiyim. O şerefsizden haber var mı? Bildiğim kadar inan yok. Jandarma, polis her yerde arıyor ama hala biz bulamadılar. Hamza'nın durumu netleşmiş. Doğru mu? Doğru. Yapacak bir şey yok. Böyle olacağı belliydi. Belki de yapacak bir şey vardır Ahmet. Nasıl yani? Bunu Güllü'ye ver, tamam mı? Tamam. İşçileri azaltacaklar diyorlar. Ben 10 yıldır burada çalışırım kurban. Ne alt ederiz çıkarırlarsa? Serap Hanım'ın yüzünü gören mi var ki? Meydan, Muzaffer Bey'in kardeşine kaldı. Geçen de müdür liste yapıyordu. İşten çıkacakların listesi zar. Ne edeceğiz peki? Razı mı geleceğiz? Ekmeğimizi elimizden almalarına. Olmaz böyle. Olmaz böyle bir şey. Ya burada niye toplaşıyorsunuz? Bir kısım işçileri kovacak mısınız, doğru mu? Nereden çıktı bu? Günlerdir kulağımıza çalınıyor hanımım. Benim 5 tane çocuğum var. Varsa kış vakti perişan oluruz. Ya biz ne yaparız? Aman kurban olalım Serap Hanım. 3 kuruş da olsa karımız var. Elini ayağını öpelim. Böyle bir şey yok. İşten falan çıkartılmayacaksınız. Merak etmeyin.
Hadi işinizin başına dönün hepiniz. Liste hazır mı Selim? Şimdilik tespit ettiğim isimler bunlar. Selim, burada çok az kişi var. Bu kadar yeterli olmaz. Serap Hanım'la son görüşmemizde fabrikadan hiç kimsenin çıkarılmasına gerek olmadığını söyledi. Borcu kapatmak için başka bir yol bulacakmış. Ben de tamamlamadım o yüzden. Peki Serap'ı dinlemeni sana kim söyledi? Halide, sana olan saygım ve itimadım sonsuz. Lakin bu fabrikanın çoğunluk hissesi Serap'ın elinde. Ona danışmadan böyle bir karar veremeyiz. Ne oluyor burada? Tam vaktinde geldin Serap. Biz de Selim Bey'le bu fabrikayı iflas etmekten nasıl kurtarabileceğimizi mütalaa ediyorduk. Lütfen sen de iştirak et de bu duruma bir çözüm bulalım. Eğer Orhan bütün paramı çalmasaydı zararı telafi edebilecektim. Ama Orhan bulunana kadar bu pek mümkün görünmüyor. O vakit benim dediğimi yapacağız. İşçi sayısını yarı yarıya azaltacağız. Bu durum bizi bir ayda toparlar. Selim, lütfen listeyi tamamla. Bu durumun bir hafta içinde çözülmesini istiyorum. Hayır, böyle bir şey olmayacak. Öyle mi? Peki ne yapmamızı öneriyorsun Serap? Burada böyle elimizi kolumuzu bağlayıp alacaklıların kapıya dayanmasını mı bekleyeceğiz? Selim, faaliyet raporlarını istiyorum. Gider raporlarını da getir. Ne kadar tasarruf edebiliyoruz bir bakalım. Belki çalışma saatlerini falan da arttırırız. Bunu düşünmediğimi mi zannediyorsun? Sen Orhan'la Paris sefaları yaparken biz Selim Bey'le burada her şeyi enine boyuna tahkik ettik zaten. Ama bir faydası yok. Bak Serap, eğitimin ve kapasiten kâfi olmayabilir. Durumun vahametini anlamakta da zorlanabilirsin. Ancak fabrika iflas ederse bütün işçilerin işsiz kalacağını aklına getir. Bazen bir fabrikayı ayakta tutmak için fazlalıklardan kurtulmak gerekir. Aksi takdirde iflas kaçınılmazdır. Halide, bu fabrikanın hisselerinin çoğunluğu hala bende. Yani söz hakkı hala bana ait. Bu fabrikadan tek bir işçi bile çıkarılmayacak. Anlaşıldı mı? İyice anlaşıldı mı? Serap, aile mirasımızı ellerinle mahvetmene müsaade etmem. Seni uyarıyorum. Bir hafta içinde eğer bu duruma bir çözüm bulmazsan işçiler gider. Ben mahkemeye gidiyorum. İyi günler. Avukat Bey, sizsiniz değil mi? Evet. Ben sizin metninizi çok duydum. Bir mesele konuşmaya geldim. Şimdi bir davaya yetişmek zorundayım. Daha sonra uğrayın lütfen. Ama çok önemli. Hayat mayat meselesi. Anlıyorum. Ama şimdi çıkmak zorundayım. Yarın gelirseniz etraflıca konuşuruz. Hacer! Kız Hacer! Duydun mu kız? Ne var kız, ne bağırıp duruyorsun? Zehra'nın oğlan idamlık olmuş. Bugün yarın asacaklarmışsa. Sana ne ayol? Sorduk mu da bas bas bağırıyorsun ha? Kız olur mu? Sen değil miydin sabah beri sorup duran? Cemşir Efendi'nin halı hal değil. Kesin idamlık oldu Hamza diyen, Mustahak diyen. Yüreğin soğusun işte. Haklıymışsın. Hadi oradan be. Cık. Aman kardeşim. Sen tenekeyi bilmiyor musun? Her laf herkeşlerin ağzında. Zar beni başkalarına benzettiler. Hem Cemşir Efendi avukata gidecek ya. Belki mahkeme bozar kararı ha? Ben bilmiyorum Hacer. Biz nerede hata yaptık hiç bilmiyorum. Biz bunları hak edecek ne ettik? Hiç bilmiyorum. Öyle söyleme bacım. Hem alın yazısı ne yapacağım? Önüne geçilmiyor ki. Ben oğluma imanı bulamadım Hacer. Olsaydım böyle olurdu. Hacer.
Serap Hanım. Efendim Ahmet. Şey, içeride konuşabilir miyiz? Gitmem gerekiyor. Ne söyleyeceksen burada söyle. Sabahına Kemal'i ziyarete gittim. Bunu size vermemi söyledi. Kıllıcık yerde adamı bulamıyoruz sabahdan beri ya. Selam be. Buraya dur. Nasılsın Ramazan? İyi, meyim çok şükür. Sabah arıyorum, gördün mü? Görmedim. Senin meyhanen oldu. Gelen giden yok mu hala? Yok. Ha, Tahir. Tahir. Nasılsın Zeloğlu? Sağ ol kardeş. Hepiniz mi doktor oldunuz bana nasılsın diye soruyorsun ya. Hafıza arıyorum, gördün mü Hafıza? Yo, ne oldu ki ne? Bir şey olduğu yok ya, bir şey olduğu yok. Senin meyhanede sinek avlıyor dediler. Esa mı ha? Yürü git lan buradan. Yani sinek avlıyor diyor. Daha iki kelimeyi bir araya getiremiyor. Geç benim karşıma konuşuyor. Ya abi sen neredesin kardeşim ya? Oho. Yemin ediyorum bu onun kokusu. Vallahi onun kebabı kokuyor. Hasretinden kebabın kokusunu bile ayırt edebiliyorum kardeşim. Ramazan! Hafız! Ramazan! Ya sen neredesin kardeşim ya? Ramazan! Kardeşim! Ya öldüm meraktan. Zamanından beri seni arıyorum ya ben. Ramazan. İşi gücü olan bir adamım ben neticede. Yani Adana kazan güven kepçe dolandım durdum tezgahına. Yemin ediyorum var ya, acayip güzel olmuş ha. Hani sen davraya çıkmayacağım diyordun. Düşündüm de evde böyle boş boş oturmanın bir işe yaramadığını anladım. Hem belki Ramazan'a bir yardımım olur dedim, ondan geldim. Ha, yemin ediyorum çok güzel düşünmüşüm vallahi billahi. Gülizar da eli ekmek tutan bir er sansın beni. Tabii tabii, çok iyi demişsin. Eli ekmek tutan er olmak çok mühim bir şey. Hem senin gibi böyle güçlü, kuvvetli, zeki, yakışıklı birini nereden bulacak? Yemin ediyorum asalatından tabla yıkılıyor. Tabii tabii. Ne lan bu? Bunlar senin para, banknot. Nereden buldun lan bunları? Sabahtan beri kebap satıyorum diyorum sana ya. Ayaklarıma kara sular indi. Oha. Hoş lan Hafız. Lan Hafız, sende ne cevherler varmış da bizim haberimiz yokmuş. Altın madeni yemin ediyorum. Ramazan, benim bir huyum var biliyor musun? Ben bir işi tuttum mu en iyisini, en nefasetini, en layıkını yaparım biliyorsun değil mi? Beni çok aradın. Abo, yemin ediyorum çok dolandım seni bulmak için. Arabayı alıp çıktığımı fark etmedin mi? Senin telaşına o kadar düşmüşüm ki ne hiç arabayı gözüm görmüyordu senin merakından. Sen acıkmışsındır. Sabi kebap yapar mı? Yap bir kebabını yek şöyle yağlı ekmekle ha. Hadi bakalım. Kebabımızı görsünler kardeşim. Ver bakalım parayı, hazırla. Ne parasını? Kebabın parası. Sana bu mektubu yazmakta önce çok tereddüt ettim. Karışmam,
uygun düşmez dedim. Lakin yazmadan da edemedim. Şu anda Hamza'nın yani abinin başucundayım. Hamza derin uykuda. Sana bunları yazdığımdan haberi bile yok. Bir gün Hamza ile aynı dam altında yatacağım deseler inanmazdım. Bir vakitler Hamza'dan nefret ederdim. Bize ettiği kötülükleri, en çok da sana yaptıklarını unutmuş değilim Güllü. Hamza Cemşir'le birlik olup bizi ayırmasaydı belki hayatlarımız bambaşka olurdu şimdi. Ne var ki geçmişi değiştiremiyoruz. Ne kadar istesek de giden zaman geri gelmiyor. Tıpkı gidenlerin geri dönmediği gibi. Ben anamı kaybettim Güllü. İnsanın anasını kaybetmesi nasıl bir acı bilirim. Ama bir ananın evladını kaybetmesi nasıl bir acıdır onu bilemem. Tasavvur edemem. Ama sen edebilirsin. Sen de oğlunu kaybettin bir süre için. O vakit neler hissettiğini düşün. Şükür ki oğluna sağ salim kavuştun. Ama Güllü, ya kavuşamasaydın? Bir ana için evladını kaybetmek ne demektir sen anlayabilirsin. Evladı katil bile olsa ana yüreği yine de sever onu. Yaşamasını ister. Hamza'yı affetmeni isteyemem senden. O zaten cezasını çekiyor. Ama anana bu ıstırabı yaşatma Güllü. Hamza için değilse bile ananın için elinden geleni yap. İnan bana. İleride bir gün ananı kaybettiğinde anlayacaksın beni. Onun için her şeyi yapmaya değer olduğunu anlayacaksın. Elinde olup da yapmadığın her şey için pişman olacaksın. Ben bir sürü şey için pişmanım Güllü. Sen de çok geç olmadan sonradan pişman olacağın hiçbir şeye göz yumma. Ananın hatırı için Hamza'ya yardım et Güllü. Rahatsız etmedi değil mi Halide? Hayır. İstediğini verdiğimiz zaman yakamızdan düşeceğini söylemiştim sana. Meraklanma, bizi bir daha rahatsız etmeyecek. Peki sen neden bu haldesin? Ne varmış halimde? Bilmem. Pek bir dalgınsın bugün. Bir düşündüğün var belli. Halide. Bana söyleyebilirsin. Hem artık birbirimizden başka dostumuz yok. Öyle değil mi? Evet. Etrafımda kimse kalmadı. En azından hala evlisin. Oysa ben dul bir kadınım. Evet. Evliyim. Kocam da hapishaneden başka bir kadına mektup yazıyor. Kemal Güllü'ye mektup göndermiş. Anlaşılan aşkını haykırmak için boşanmamızı bile beklemeyecek. Yapma Halide. Sen Kemal'den vazgeçeli çok oldun. Bir mektup yüzünden kıskançlığa kapılacak değilsin. Öyle değil mi? Mesele bu değil Sarıcığım. Öfkem kendime. Bunca zaman Kemal için yaptıklarımı düşünüyorum da kendime kızıyorum. İşte o kadar. Seninle aramızdaki en büyük fark ne biliyor musun?
Ben Orhan'a olan aşkımı asla inkar etmedim. Onu kıskandığımı söyleyebilecek kadar yürekli oldum hep. Acı çektiğimi göstermekten korkmadım. Sen o cesur çehrenin altında küçük bir kız çocuğu kadar korkaksın. Ben Kemal'e aşık değilim. İnsan aşıktan korktuğu vakit her şeyden korkar. Güllü. Hayrola? Sen niye geldin? Yoksa kardeşini daha erken astırmak için mi? Hoş geldin size. Merhaba. Buyurun. Önce beni dinleyin avukat. Benim meselem önemli. Oğlum Hamza ile ilgili. Siz de mi? Benim de söyleyeceklerim Hamza ile ilgili. Biliyorsunuz, Muzaffer'in katili Hamza, abim olur. Duyduğuma göre davası sonuçlanmış, adalet yerini bulmuş. Dava neticesini ben de duydum. Yalnız benim sizden öğrenmek istediğim bir şey var. Muzaffer'in eşi ve çocuğunun anası olarak acaba ben bu karara mani olabilir miyim? Yani kanunen böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ben bunu öğrenmek istedim. Hamza, taammüden adam öldürme suçundan hüküm giydi. Madde 450 ve 765 sayılı kanun hükmüne göre katil fiili taammüden icra olunduğunda cezası idamdır. Ayrıca bu dava kamu davasıdır. Kurban yakınlarının şikayetçi olmaması davanın seyrini etkilemez. Bu nasıl iş avukat? Adamın karısı vazgeçtim asmasınlar diyor. Başka bir çaremiz yok mu? Maalesef. Ama başka bir şansımız olmalı. Ne bileyim temize memize gidersiniz diyorlar. İdam kararları zaten doğrudan temize gidiyor. Taraflar gitmese bile. Bak gördünüz mü bir şansımız varmış ha? Ancak avukat tutmak sizin lehinize olur. O vakit Yargıtay resen konuyu inceler. Avukatın ileri sürmüş olduğu temiz nedenlerini de tek tek karşılayıp bunların yerinde olup olmadığını incelemek zorunda kalır. Bu da iyi bir avukatınız varsa sizin için bir şans doğurabilir. İyi işte siz bizim avukatımız olun. Bizim de bir şansımız olsun ha? Bu sizin için bir aile masraflı olacaktır. Anlamadım şimdi. Avukat sen çok para isterim mi diyorsunuz? Her işin bir rayıcı var. Bu basit bir mesele değil. Tamam. Alacağın olsun kabahe mi? Sağ bir şey olacak diye çok korktuk ya. Çiğnemeden yutuyorsun kabah. İşe gideceğim, bir geç kalmıyor Emre'ye. Bakıyorum sevdin işini ha? He, siz de anlamışsınızdır herhalde değil mi? Tabii tabii, anlamaz olur muyuz ya? Yaman adamsın yemin ediyorum. Meyhanenin ikice gecede kazandığını çıkarmış herif. Ha, ben gideyim anca. Oğlum dur, dur, dur. Ezberini ettin mi iyice be? Ha. Ama edebiyle. Ne oğlum? Edepsiz ne yapıyoruz kardeş biz? Allah Allah. Bak şimdi ben söyleyeceğim, benden sonra tekrar et. Mezelerin en tazesi. Kebabın şahanesi. İçkiler akar su gibi. Zal olunun meyhanesi. Sıra. Mezelerin en tazesi. Kebabın şahanesi. Akar oluk oluk su gibi. Zal olunun meyhanesi. Tamam oğlum, o sonunu müezzin gibi yapmana gerek yok. Bunları normal söylersen zaten millet gelir. Anlıyorsun değil mi bana? Hadi, bak, ben gidiyorum. Diyorum ki ne? Böyle dükkanın önünden tam böyle küçük saate kadar tak 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 kuyruk olacak mı lazım? İnşallah. Sen nereye bu saatte? Berbere uğrayacağım, kurban oldum. Hadi afiyet olsun, kolay gelsin. Gezikme hadi hemen, hadi kolay gelsin. Yenge,
senden bir istirhamım olacak. Olsun bakalım. Bak kabah, bugün ne istersen yapacağım ha. Yani madem artık elim benim ekmek tutuyor, diyorum ki ne, şu Gülizar Hanım'a bir gitsen de ne düşündüğünü merak ediyorum yani. Gülizar Hanım benim şu yaralı göğnüme bir merhem sürüverse, yani diyorum. Nasıl yani? Şimdi sen benden gidip çiftliğe Gülizar'ı ayartmama mı istiyor? Haşa! Ayartmak değil! Ben ciddiyim. Gülizar Hanım'a beni öv. O kadar para kazanıyor artık da. İşe yarıyor da, ele ekmek tutuyor da. Böyle göklere çıkarsan, yani ben gidemem ki. Ne bileyim, yani orada dili şey daha iyi, bülbülü öttürecek bir halim yok. Onu görünce nutkum tutuluyor. Tamam, tamam. Ben gider bir konuşurum. Kemal. Mektubunu aldım. Hamza sana çok fenalıklar yaptı. Ona rağmen onu müdafaa etmen. Sonra yazdıkların. Hamza'nın hali perişan güllü. Kim olsa aynısını yapardı. Sen olsan ananın katilini affeder miydin? Orhan yakalandığında onu affedebilecek misin? Affedemeyeceksin. Affetmeyeceksin. O kadar kolay değil. Bir cana kıymanın tövbesi affı olmaz, değil mi? Öyle. Hem zaten benim anlatacaklarım Hamza'nın cezasını değiştirmezmiş. Avukata gittik. Temize gidebilirsiniz dedi ama tonla para istedi. Babam şöyle gözlerini dikti, gözümün içine bir baktı. Sen ne dedin? Yapamam Kemal. Hamza'nın kurtulması için avukat falan tutamam. Bunu Muzaffer'e, kendime, çocuğuma yapamam. Bak gördün mü? Nasıl olmuş? Güzel olmuş. Güzel olmuş da laf mı ya? En az 10 yaş genceldin ha. Yenge bayılacak. Ah usta bak, yengen helali besten oluyor. Öyle mi? Öyle ya. Başın sağ olsun ya. Siz sağ olun. Hadi kolay gelsin. Hadi. Gel hele, gel. Kaçma, gel, gel. Ustamız kadar olmasa da bizim elimizde makas tutuyor. Geç otur. Merak etme, çırak olduysak burada adam kesmiyoruz. Reşit. Selamün aleyküm Cemşir efendim. Aleyküm selam Ramazan. Reşit. Bana para lazım kurban. Ne oldu ki? Hamza'nın davasının için avukata para vermem lazım. Tamam da kardeş, bende para ne gezer ki? Değil mi? Tabii. Hay gidi dünya. Benim cebim kıt. Herkesin cebi kıt. Bana hiç bakma Cemşir efendi. Dayımın katiline yardımcı olacak halim yok herhalde benim ha? Zaten zamanında bir hata yaptık, sana borç verdik. İkinciyi yapmam yani. Ya bak ne diyorum biliyor musun? Belki de bu Güllü insafa gelir, pişman olur. Parayı Güllü verir ha? Allah Allah. Güllü Hamza'ya avukat tutacak ha? Daha neler? Tutacak. Ben ikna edeceğim. Eğer ikna etmezsem benim adım da Cemşir değil. Ya bak ben ne diyorum biliyor musun? Sonuçta yani bunlar şimdi etle tırnak gibi. Kardeş yani sonuçta. Belki de Güllü'nün de kalbi yumuşayıverir ha? Allah Allah! Kalbi yumuşayacak ha? Kocası ölürken kalbi yumuşamıyor. Bebesi babası kalınca kalbi yumuşamıyor. Bu şerefsiz için kalbi yumuşayacak ha?
Ya tamam, tamam. Şimdi sen de haklısın tabii Ramazan kardeş ya. Çok haklısın. Ama yani ne yapayım şimdi? Ben de ikinizin aranızda kaldım yani. Şimdi yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Ne yapayım yani? Bıyık alsın, sakalı kes. Hep kurban. Konuşuyor bana, borç istiyor. Ay, bu sana bin yahtı kavurdu ya. Sorma kız, pek de açıymış. Meret soğan. Hayırlı günler, kolay gelsin. Sağ olasın. Ay, hanıma baktıysın evde yok. Aa, hay Allah ya, ben de o kadar yolu teptiydim. Şöyle biraz oturayım da bir soluklanayım. Geç geç. Soğuk bir ayranınızı da içerim yani. Nasılsın? İyiyim vallahi, sağ ol. Sen nasılsın? Ramazan Efendi nasıllar? Ben iyiyim, sağ ol. Ramazan da iyi. Aman iyi, iyi. Allah iyilik versin. Buyur bakalım güzel gelin. Sağ olasın. Afiyet olsun. Kız Gülizar, işi yaraladık sayılır. Ben çok yoruldum. Gideyim de acık yatayım. Senin de müsaaden olursa kızım. Allah rahatlık versin. Sağ olasın. İyisin demek ha? İyi, iyi. Kabak hafız da iyi. Dün ne yaptı biliyor musun? Ay nereden bileceğim ya? Bizim bu çiftlikten çıktığımız mı var? Doğru diyorsun. Ya şey, Ramazan'ın meyhanede bu aralar işler pek bir kesat. Oğlanlardan sonra belini bir türlü doğrultamadı gitti. Kabak da bu duruma çok içlenmiş. Kurmuş, durmuş. Sonra dün birdenbire ortadan kayboluverdi. Aa, paralar suyunu çekince başka kapıya gitti demek. Yok canım, olur mu hiç öyle şey? Gidip kendine bir seyyar araba yaptırmış. Ayıbı falan yok. Sokak sokak gezer, kebabımı satar, ekmeğimi daştan bile çıkartırım demiş. Aslan gibi adam maşallah. Hayret. Hafız Efendi, şaşırttım vallahi. Ah bir de görsen, akşamına bir domar parayla gelmesin mi? Böyle giderse birkaç aya köşeyi döner vallahi. Hayırlısı. Ne iyi adam değil mi? Pek de sevimli. Ay, hakikaten ya, pek de sevimli. Onu gördüğüm zaman gülmekten kendimi alıkoyamıyor. Ay bak gördün mü? Hisleriniz karşılıklıymış meğerse. O da seni görünce yüzünde güller açıyor. Hele bu ara adını da dilinden düşürmüyor vallahi. Gülizar hanımefendi aşağı, Gülizar hanımefendi yukarı. Niye ki ne? Bilmem ki. İnsanın kalbinin esrarını kim bilebilir ki? Bak benden duymuş olma ama... sende gönlü var zar. Öyle ama. Ya öyle. Niyeti de ciddi. Bak sen şu işe. Demek bende gönlü var, hem de niyeti ciddi ha. Eyvallah, ciddi. Ay Pakize Hanım ya, sen çok yaşay mı? Karnıma ağrılar girdi vallahi. Niye ki ne? Nasıl ya? Hafız Efendi ki? Bir ona bak, bir de bana bak. Hiç dengin mi o benim? Niye dengin olmazsın ki? İkiniz de insan değil misiniz? Sana bir şey diyeyim mi ben Pakize Hanım? Buyur. Benim gibi dipdiri bir kadın, taş gibi. Hem akıllı, hem becerikli, hem şahrah, hem de tecrübeli bir kadın.
tenekenin çulsuz hafızına mı kaldı affedersin? Bir sana bir şey daha diyeyim Pakistan'ı. Hiç attan inip de işe binilir mi ya? Ramazan. Beyze. Bu ne dalgınlık böyle? Ha. Şey, Beyze biraz canım sıkın biliyor musun? Ondan yani. Hayırdır, bir şey mi oldu? Yok, ben bir şey yok ya. Bir şey olmuş belli, söylesene. Sen haberin yok Zahar. Bu Hamza var ya. Ona idam kararı çıkmış Beyze. Öyle mi? Âlâ. Hak yerini bulmuş desene. He, hak yerini burada, orası öyle de. Yalnız bunlar karara itiraz edeceklermiş teyze. Avukat tutacaklarmış. Cemşir avukatın parasını Güllü'den alacakmış. Bu ne saçmalık böyle? Teyze, eğer Güllü parayı verirse var ya, dayım mezarına ters döner ha. Yani böyle bir şey yapmaz değil mi? Yani yapmaması icap ediyor. Öyle değil mi? Bu kadından her şey beklenir Ramazan. Ama sen meraklanma. Böyle bir şey olmasına asla müsaade etme. İyi. Tamam teyze, hadi sana kolay gelsin. Pakize gitti mi? He ya, gitti. Aman bırak gitsin ya. Ne oldu? Ay, ne dese beğenirsin. Yok efendim, Hafız Efendi'nin göğünü bendeymişmiş. Yok adımı dilinden düşürmüyormuşmuş. Bilmem neymişmiş falan fişman. Oh hele. Ya. Kız, sen demiyor muydun şöyle hayırlı bir kısmet çıksa da bu çiftlikten geçip gitsem demiyor muydum he? Aha sana kısmetin en hayırlısı. Hem de kendi ayağına kadar gelmiş. Hem de Hafız koskocaman aslan kim o adam? He ya, koskoca güp gibi Allah'ın gücüne gitmesin yarabbim. Hem de çulsuz. Ay sen bana baksana. Ben hiç ona bakar mıyım ya? Niye kız? Reşit de erkek güzeli değildi hani. Hem malı mülkü de yoktu. Ona bayılıyordun ama. Hemen de Allah'ın evli barklı herifine. Öyle bir hatamız olmuş olabilir. İkide bir yüzümüze vurma yani. Hem Reşit ciddi başıydı. Bu ne? Niye gülüyorsun? Vallahi demem. Dedi. Dedi de ben de gülem. Kız, bir an şöyle Hafız Efendi ile seni gözümün önüne getirdim de. Ha. Senin o gözün önüne gelin gözün çıkmasın inşallah. Sen zaten ne vakit benim iyiliğimi istedin ki? Nankör gör. Ay kız, bak. Ağlıma ne geldi? Biz bu Hafız'ı sağ istiyek mi? Yaşı yaşına ding sayılır. Sen tumbalak bu tumbalak birebir yuvarlanır gidirsin. Arsız karı, nankör karı. Niye öyle diyorsun canım ya? Demin aslan gibi adam diyordum. Fena mı olur yani? Vergi borcumuz için bize tanınan mühlet yarın son buluyor. Ayrıca bankaya kredi için başvurmuştuk, o da geri çevrildi. Fabrikanın zararda gözükmesi bizi bir hayli zora soktu. Vergi borcunu ödemek için gereken parayı bulacağım Selim. Yalnız sen bu konu duyulmasına mani ol.
işçilere her şeyin yolunda olduğunu söyle. Fabrikanın itibarı her şeyden mühim. Bu fabrika Muzaffer demek. Onun varlığında her şey nasılsa aynen öyle devam edecek. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Tamam mı? Elbette. Demek hala abimin adını ağzına alabiliyorsun ha? Ne istiyorsun halde? Seni uyarmaya geldim. Eğer abimin katiline yardım etmeyi aklının ucundan bile geçirirsen seni mahvederim. Neden böyle bir şey yapacağımı düşünüyorsun? Çünkü Hamza senin kardeşin. Damarlarında aynı kanı taşıyorsun. Belki de ona acıyıp abimin hatırasına ihanet edebilirsin ki bunu daha önce defalarca yaptın. Merak etme, böyle bir şey yapmaya niyetim yok. Ben seni yine de uyarıyorum Serap. Eğer o soysuzun asılmasına mani olacak en ufak bir şey yaptığını duyarsam, canını çok fena yakarım Serap. Hiçbir suç cezasız kalmamalı. O herif yaptığının bedelini en ağır şekilde ödemeli, anladın mı? Haklısın Halide. Bakalım senin işlediğin suçlar ne zaman ortaya çıkacak? O zaman hatırlatacağım sana bu laflarını. Ne demek istiyorsun? Orhan'la yaptığın işbirliğinden bahsediyorum. Çok yakında bir kanıt bulacağım. O zaman ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Herkes içeri. Hamza. Kimdi o herif? Haç. Yan koştan bir arkadaş. Kim var orada? Sen burada ne yapıyorsun? Ne yaptım? Malum. Sana para vermeyeceğimi daha önce de söyledim. Para istediğimi nereden çıkardın? Ne istiyorsun o zaman? Belki biraz konuşuruz dediydim. Malum. Ortak noktamız çok. Sen ne demek istiyorsun? Ne güzel kokuyorsun. Kendine gel. Gelmezsem ne olur? Doğruca polise giderim. Her şeyi anlatırım. Hiçbir şey umurumda olmaz. Ne diyeceksin ki polise? Ben bu adama para verdim. Bir suçluyu kaçırmasını istedim. O da benim canımı mı sıkıyor diyeceksin. Bak sen kiminle uğraştığını bilmiyorsun. Ayağını denk al. Şimdi defol git. Asıl sen kiminle uğraştığını bilmiyorum. Ama yakında öğreneceksin. Kalkın ola. Kalkın. Kalkın ulan! Şimdi sen Hamza'nın avukatını
Şimdi sen Hamza'nın avukatının parasını veriyor mu, vermiyor mu? Ayaklarına kapanmaya geldim Güllü. Ne yapıyorsun sen Cemşir? Güllü, Hamza'nın avukatının parasını vermeden şuradan şuraya gitmem Serra. Cemşir efendi, ayıp oldu. Cemşir yapma. Gözünü seveyim yapma Cemşir. Ne oluyor burada? Şu Hamza'nın avukatının parasını ver. Oğlumu kurtar. Yalvarıyorum sana. Hamza'ya acımıyorsan alan acı. Para senin için elini geri. Kurtar oğlumu. Allah'ın kitabını seversen kurtar. Yasin abi, götürün babamı buradan. Dağılın lan! Dağılın! Sen HDP'den kızım. Beni buradan kimse alamaz. Hadi sıkıysa gelin alın. Ha? Gelin alın. Delirdin mi be adam? Ne yapıyorsun? Ha? Delirdim. Duydunuz mu? Delirdim. Dağılın. Hadi hepiniz. Herkes dağılsın. Gülizar, sen de anamı eve sok. Sende ne halin varsa göre mi? Hamza. İyi misin? İyiyim. Kemal. Şu canına yandığım ekmeğin tadı öte tarafta da böyle midir acaba? Hamza. Daha hiçbir şey bitmedi. Gün ola harman ola, değil mi? He. Gün ola harman ola. Ne karaymış şu anlımın yazısı. Meleşmiyor koyun ile kuzusu. Ana baba kardeş bacı acısı. Biliyor musun Ali? Dayın da senin gibi bir zamanlar küçük bir bebekti. Günahsızdı. Büyüyünce şeytan oydu. Bir insanın işlememesi gereken en büyük günah işledi. Anamı gördükçe yüreğim dağlanıyor. Ya sen de büyüyünce bir günah işlersen? O vakit ben ne yaparım? Kul kınadığını yaşamadan ölmezmiş. Ya sana da bir ceza vermeye kalkarlarsa? O zaman ben ne yaparım? Kemal, uyudun mu? Uyumadım Hamza. Bir vakitler bir laf duymuştum. Herkes kendi ölümünü içinde taşırmış. Tıpkı meyvenin çekirdeği içinde taşıdığı gibi. Demek ben de bunca zamandır bu kaderi içimde taşımışım. Hamza.
Hadi yat uyu. Düşünme böyle şeyler. Tek bir dileğim var Kemal. Güllü beni affetsin. Başka da bir şey istemiyorum. Baba. Tamam, yapacağım. Vereceğim avukatın parasını. Allah! Oğlum kurtulacak! Hamzam kurtulacak! Çok yaşa sen kızım. Abi çok yaşa. Zahra! Kızım. Ana. Senin için kabul ettim ana. Satacağım mücevherleri. Avukata gideceğim ya. Temiz için. Sağ olasın kızım. Sağ olasın gülüm. Sağ ol. Allah'ım! Allah'ım! Allah'ım sen büyüksün. Oğlum kurtulacak. Hamzam kurtulacak. Hamza! Yer gök sevinçten sana ağlıyor. Allah! Zehra! Zehra! Oğlumuz kurtulacak. Zehra! Oğlumuz kurtulacak. Zehra! Oğlumuz kurtulacak. Şimdi biliyor musun? Ne görüyorsun Hamza? Babamla ben kol kola girmişiz. Böyle üzerimde İngiliz laciverdinden bir takım. Ayağımda Ruhan ayakkabılar, elimde Tomofil'in anahtarı. Yürü diyorum babama. Seni krallar gibi yaşatacağım bundan sonra. Nereye istiyorsan oraya gideceğiz. Sonra anam yetişiyor peşimiz sıra diyor. Yok, Cemşir'i bırakmam. Sen de gitme Hamza diyor. Sen de. Ben Tomofil'e tek başıma biniyorum. Arkamdan el sallıyorlar.
Ne yapıyorsun? Bırak gelme. Ya bırak. Yaşamak istemiyorum. Sabrım kalmadı. Kendi canına kıymak günah değil mi ha? Ben zaten günahların en büyüğünü işlemişim. Kendi canıma kıymışım çok. Bırak. Hayır Hamza. Yapmayacaksın tamam mı? Yapmayacaksın. Kemal. Allah beni. Yaşamak istemiyorum ha. Yaşayacaksın Hamza. Yaşayacaksın tamam mı? Yaşayacaksın. Hamza. Yaşamak zorundasın. Anladın mı? Çıkmadıkça andan ümit kesilmez. Sen de kesmeyeceksin ümidini. Kendinden ümidini kesmeyeceksin. Hamza, anladın mı beni? Ana. Ben bunları satmaya gidiyorum. Oradan da avukat uğrayacağım. Allah senden razı olsun kızım. Hanımım. Jandarma komutanı ve iki adam geldiler. Sizi görmek istiyorlar. Komutan. Günaydın Serap. Orhan'ı mı buldunuz yoksa? Maalesef bu seferki geliş sebebimiz bu değil. Bu beyler haciz memurları. Anlamadım. Çiftlikteki eşyalara el koymak için buradalar. Ne? Bir yanlışlık olmalı. Benim hacizle falan ne işim olur? Serap Hanım. Eşiniz Orhan Tafurcu'ya ait borçların tahsil edilememesi üzerine uzun süre önce çıkarılmış bir icra kararı var. Ne? Ne demek oluyor bu? Orhan kaçtı. Döner dönmez ondan boşanacağım. Onun borçlarıyla benim ne alakam olabilir? Maalesef alakanız var Serap Hanım. Orhan'ın ikameti bu ev olarak görünüyor. Evlendikten sonra ikameti buraya alınmış. Evlilik öncesi edindiği borçlara dair çiftlikteki eşyalara el konulması gerekiyor. Buna müsaade etmiyorum. Hayır, evime giremezsiniz. Eşyalarıma dokunmayın sakın. Komutan. Elimizde mahkeme kararı var. Beni ilgilendirmiyor. Müsaade etmiyorum komutan. Söyleyin girmesinler evime. Eşyalarıma dokunmasın kimse. Bir şey söyleyin lütfen. Tamam. Sakin ol lütfen. Hayır. Eşyalarıma dokunmayacak kimse. Buyurun beyler. Komutan, izin ver.